Merhabalar sevgili seyirciler. Güncel konuların satır başlarını yorumladığımız güncel yorumla karşınızdayım. Dün saat 12.30'da Türk Bürosen Mersin Şubesi'nin sendika binalarında bir basın açıklaması vardı. Biz de aynı günün akşamında saat 16'da bu konuyu ayrıntı programımızda işledik. Şube yönetiminden Mustafa Güven'in yaptığı ve bizim de aynen katıldığımız basın açıklamasında geçen şu önemli ifadeleri buradan biz de aynen sizlere aktarmak istiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük bölümünde servis hizmeti verilmektedir. Ancak taşra teşkilatlarında personele servis hizmeti yok denecek kadar azdır. Servis hizmeti verilmeyen kamu görevlilerine ulaşım ücreti de ödenmemektedir. Özellikle metropol illerde servisi olmayan kurumlarda personel otobüs dolmuş gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmektedir. Trafik yoğunluğu ve nüfus kalabalığı sebebiyle mesai saatinden en az 1 saat evvel evlerinden çıkmak zorunda kalmakta, toplu taşıma araçlarının doluluğu sebebiyle çoğu zaman araçlara binememekte, binse bile çok zor şartlarda mesailerine yetişmektedirler. Güne başlar başlamaz yaşanan bu olumsuzluklar, personelin moral motivasyonunu düşürmekte, bu da gün içerisinde çalışmalarına olumsuz şekilde yansımaktadır. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nda, hem merkez teşkilatında hem de taşra teşkilatlarında İstanbul hariç servis hizmeti verilmemektedir. Üç büyük il dışında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, birkaç il merkezi hariç Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜİK, İşkur başta olmak üzere birçok bakanlığın taşra teşkilatında servis hizmeti yoktur. Yeni yapılan adalet sarayları ile gümrük bölge müdürlükleri gibi pek çok kamu kurumu da şehirlerin dışında hizmet vermektedir. Büyük illerde ulaşım oldukça pahalı ve en az 2 araçla sağlanabilmektedir. Sabah 2 gidiş, akşam 2 dönüş hesaplandığında ortalama olarak ayda 185 lira etmektedir. 2014 yılı için 123 lira seyyanen zam alan memur, zaten bu yılın 6. ayından sonra kesesinden yemeye başlamıştır. Bilindiği üzere kamuda çalışan işçilere kurumunda servis imkanı sağlanamıyorsa ulaşım ücreti verilmektedir. Ancak kamuda çalışan memurlar servis imkanı yoksa ulaşım ücreti de alamamaktadır. Bu durum Anayasanın 10. maddesinde ifade edilen kanun önünde eşitlik, 49. maddesinde düzenlenen çalışma hakkı ve ödevi, 55. maddesindeki ücrette adaletin sağlanması ve 128. maddesindeki kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler ilkesine aykırıdır. Evet, memurlara yönelik yaşanan bir yığın adaletsizlikten biri olan servis konusuyla ilgili olarak Türk Bürosen'in göstermiş olduğu tepkinin ardından bu konuda olumlu, somut bir gelişme olacak mı? Merakla bekliyoruz. Bir sonraki güncel yorumda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.